biz. Önce tahtaları böyle kestirdik. Hamah şap bunlar. Öncelikle bunları ahşap koruyucuyla kaplayacağız. Sonrasında da üstüne ceviz rengi vernik atacağız. Sonra da bunları profilin üstüne kaplama yapacağız. Finalinde de güzel bir şey çıkacak inşallah. Şimdi tahtalarımızı elektrik süpürgesi yardımıyla temizledik. Sonra nemli bezle sildik üstündeki tozlar falan kalmasın diye. Ve güzel temizledik. Şimdi ise ahşap koruyucuyla boyayacağız. Bu böcek herhangi bir mantarlaşma tahtada olmasın diye koruyucu olacak. Ondan sonra da üstüne normal ceviz rengi verniğimizi yarım saat kadar karıştırdık. İyice karıştı. Şimdi bir fırça yardımıyla başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel, kolay. Hem aynı zamanda ahşabın üzerindeki desenleri de ortaya çıkartıyor bu. Gayet güzel. Yani tahtanın ömrüyle de alakalı. Tahtanın ömrü uzun olması açısından bunu uygulamamız güzel olacak. İnşallah finalde akvaryumumuzun görüntüsü yani daha doğal, daha güzel bir görüntüye sahip olacağız. Ben bunları bu şekilde gördüğünüz gibi boyadığım yer ve boyamadığım yer. Ben bunları şöyle gördüğünüz gibi hepsini boyadıktan sonra videoya devam edeceğiz. Şöyle ilk kat bitti. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra duruma göre gerekirse bir kat daha atacağız. Gördüğünüz gibi gayet şık oldu. 1-1,5 saat kadar kuruduktan sonra şimdi ikinci katını atmaya başlayacağım. Yalnız bu işlemi yaparken bir maske kullanın. Çünkü ciddi bir kokusu var. Ciddi etkiliyor. O yüzden bu maske kullanmanızı tavsiye ediyorum. Böyle komple ikinci katı atacağım. Ondan sonra tekrar bir buçuk saat kurumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, ikinci kat ahşap koruyucuyu attık, o da kurudu. Ondan sonra şu ceviz renginde ki verniğimizi attık. Şu şekilde. Çok şık ve doğal oldu. Şimdi bir gün böyle bırakacağız. İyice kuruyacak, iyice çekecek. Amatörce bir iş yapıyoruz sonuçta. Bu işin üstadları daha iyi bilirler.
Acaba bir bilgi olsun diye kendi hobim için uğraştığım şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Şu an silikonlarını çekiyorum ve bu silikon yardımıyla önce yapıştıracağım. Sonrasında da sağlamlaştırma yapacağım vida tarzı bir şeyle. Bayağı kuvvetli bir silikon. Videonun sonunda da özelliklerini paylaşırız. Ben montajı devam ediyorum. Ondan sonra da videoya devam edeceğim. Şekilde montajlarını yaptım. Silikonla. Şöyle. Daha henüz bitmiş değil. Kapaklar. Gelecek altlar, yan çıtalar. Yani daha şimdiden çok şık, çok doğal bir görüntü oldu. Şu şekilde katlar var ya. Güzel bir köşe oldu böyle, hoş bir köşe oldu. Ben de en sonki halini çok merak ediyorum. Finalde nasıl olacağını.